Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Öncelikli olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize mutlu ve kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk sayesinde biliyorsunuz ki hani bugünleri yaşayabilmemiz, bu kadar güzel yaşayabilmemizin arkasında yatan en büyük ismi buradan nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Bize göstermiş olduğu ve sunmuş olduğu bu güzel şeyler için gerçekten teşekkür ediyoruz. Evet ondan sonrasında hemen konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 149'a 149 biten çok güzel bir klan savaşımız oldu. Hani burada baya bir aksiyonlu heyecanlı zamanlar geçirdik biz. Hani sohbet esnasında var ya görmeniz lazım arkadaşlar. Hem gülüyoruz hem heyecan yapıyoruz hem korkuyoruz. Maç gitti gidecek. Bu arada biz gerideydik. Karşı rakibimiz 149'a çoktan gelmişti. Biz biraz daha gerilerdeydik. Benim daha savaş hakkım vardı. 4 tane savaş hakkım vardı. Hem biliyorsunuz ACDC hesabım var. Bir de Tukalemun YT hesabım olduğu için aynı klan içerisinde. Bir tanesi full bir tanesi zaten bebek köyümüz. Ondan dolayı hani nereye gireceğiz nasıl yapacağız nereye saldıracağız bunların baya bir sıkıntısına düştük. Ondan sonrası arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.04 yüzdeyle öne geçip bu savaşı kazandık. Herkes de çok mutlu oldu. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Geçen gün Hindistan klanıyla bir maçımız vardı. Biliyorsunuz 3 sayı farklı. O maçı maalesef kaybettik arkadaşlar. O yüzden çok fazla detayına girmek istemiyorum o konunun. Yapacak bir şey yok. İyi olan kazansın deriz her zaman. O yüzden arkadaşlar daha iyi çıktılar ve aldılar. Yapacak hiçbir şey yok. Tabi burada e, savaşa girmeyen Girdikten sonra düzgün sonuçlar alamadığımız maçlar da oldu. Nihayetinde sonuçta kaybettik mi? Kaybettik. Bunun bir bahanesi yok arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 0.04 ile maçı kazandığımız maçlarımız burada. Gördüğünüz gibi aşağılar zaten full. Her iki tarafın da burada belediye binası. Bizde zaten birinci, onlarda da ikinci bir tane belediye binası vardı. Hatta şöyle göstereyim ben size burada da her yer full. Ee, burada her iki tarafta buradan 3 yıldız alamayacağını bildiği için artık işi yüzdelere bıraktık. Doğal olarak da yüzde bizden yan oldu ve bu maçı kazandık arkadaşlar. Şimdi burada şöyle isterseniz hızlıca birkaç tane maça gözden geçirelim. Geçen gün bir tane video yaptım. Bir saat sürdü. Evet izlediniz. Allah razı olsun hiç sıkılmadan izleyen kardeşlerimiz oldu. Ama canınızı da çok fazla sıkmaya gerek yok. Zaten şöyle bir şey. Ee, şu maçı siz izlerken en azından saldırıyı izlerken ben size şöyle bir konudan bahsedeyim. Ya Bu arada maçı anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Sizler zaten bütün kahramanları, hero'ları ıvırları zıvırları ezbere biliyorsunuz. Hani hiç anlatmaya gerek yok. Vay şöyle olmuş böyle olmuş konuşmam. Kesin. Yok şuradan şöyle girdi yok. diyor. Futbol karşılaşması değil sonuçta bu. Ha, anlatsak güzel olur da en azından arada bir sohbetimiz dönsün diye. Ee, şimdi ne diyeceğimi de unuttum iyi mi? Bak oraya kadar geldim bunu söyleyeyim derken ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. Vallahi billahi ne diyeceğimi unuttum. Böyle bir rezillik olamaz. Kafa gitti iyice. Daha yeni uyandım arkadaşlar bir de kusura bakmayın hani böyle kalkalı çok fazla olmadı. Daha böyle beyin oturmadı biliyor musunuz? Ondan dolayı böyle ufak tefek bir düşüşler olabiliyor. Ya da diyebilirsiniz ki abi yaşlandın sen ya bırak falan bir işleri de diyebilirsiniz. Sıkıntı değil nihayetinde söyleyeceğim şeyi unuttum arkadaşlar önemli olan bu. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani köy saldırı o bu falan filan derken bayağı ummalı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Söyleyeceğim şey bu arada aklıma geldi yani öyle yakalayamayacağınızı zannettiniz ama hemen aklıma geldi arkadaşlar. Ben sıradan maçları yayınlamaya devam ediyorum size bu arada. Şimdi şöyle bir şey ben biliyorsunuz ki normal şartlarda çalışan bir insanım arkadaşlar. Çalıştığım için de ee, maalesef akşamları vakit bulabiliyorum. Hani bu videoları ve içerikleri size öğretmek için genelde akşam saatleri müsait olabiliyorum. Ondan dolayı da e, hep videolarım öğlen biri ayarlayıp falan sizlere yayınlamaya çalışıyorum. Bazen tabii işlerim oluyor. Evde de işlerim oluyor. Evde de işlerim olduğu için arkadaşlar maalesef ki işte o zaman gün gecikmeli olarak video atıyorum ama şimdi şöyle bir durum oldu yıllık iznime ayrıldım mis gibi 3 hafta boşum 3 hafta boyunca Allah bereket versin her gün sizlere video atmak için elimden geleni yapacağım ayrıca 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 bir de şöyle bir durum söz konusu akşamları arkadaşlar klan savaşının saatlerini biraz daha geri aldık saat 9-9.30 maksimum 10 onu bulmayabilir bile. E, klan savaşlarını bu şekilde başlatıp canlı yayınlara başlıyoruz arkadaşlar. Yani bu önümüzdeki 3 hafta boyunca akşamları canlı yayınlara başlıyoruz. Ki e, bu tabii ki İş sezonu açılsa bile yani iznin bitip işe döndükten sonra bile yüksek ihtimalle devam edecek. Neden devam edecek? Şundan dolayı hani saat uygun. Çünkü diğer türlü arkadaşlar hemen ardına maç başlattığı için Berkay kardeşimiz özellikle o düzenliyor bu tip şeyleri, organizasyonları. Ee, direkt o saatlerde başlıyor. O saatte başladığından dolayı da e, tabii ertesi gün iş var. Maçlar bayağı uzun sürüyor arada işte sohbeti bilmem nesi vesairesi sen nereye gireceğim ben nereye gireceğim sen ne yapacağım ben ne yapacağım derken bayağı bir iş uzuyor. Ondan dolayı arkadaşlar artık canlı yayınlarımıza da başlamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi patır kütür biz böyle çıtır pıtır yani bundan sonrası zaten hep 3 arkadaşlar. Her tabi burada bir seferde alınamayan yerler de oldu. Hani 2 bitirilip daha sonrasında üçlenen köyler de oldu arkadaşlar. Ama genel itibariyle baktığınız zaman hani çok keyifli çok güzel maçlar geçti. Hatta ben burada mesela işte asıl köyümle gireceğim işte diyorum çocuklara hani ne yapayım Abi diyorlar aşağıda iki, iki tane üçlük köy var. Sen onları al işi garantileyelim mi? Sen yukarıları bir şekilde hallederiz diye diye aşağılara beni full köyle daldırttılar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Ben keyif alıyorum arkadaşlar. Yani ha büyük köye dalmışım ha küçük köye dalmışım. Hiç fark etmez benim için. Hani burada son itibariyle bizim önem, yani bizim için önemli olan klanımızı yükseklere ileriliğe götürmek. Yani yükseklere derken hani böyle bir şey derdimiz yok. Ben bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hani böyle biz işte liste başına oturacağız. Birinci biz olacağız. Öyle bir niyetimiz yok arkadaşlar. Zaten bu tip şeyleri yapabilmek için köydeki bütün arkadaşlarımızın hani hesaplarının full artı full olması lazım. Oyun stratejileri zaten gerçekten inanılmaz iyi arkadaşlar. Hani vallahi ben çocuklara gıpta ediyorum. Ben bile hani full, full köyüm var. Uzun süre ara verdikten sonra o stratejiyi tekrardan oluşturmak biraz zor. Çünkü biz eskiden bu oyunu ilk başladığımızda neyle giriyorduk? Hani balon, Bilmem ne işte alttan veriyorduk devleri onun arkasına veriyorduk pekka golemleri ondan sonra yukarıdan bir iki tane balon bir iki tane üç tane ejderha falan derken saldırılarımızı böyle gerçekleştiriyorduk yani ne ekipman vardı ne bir şey vardı yani şimdi onlara alışık olduğumuzdan dolayı arkadaşlar bu tarz böyle şeylere alışmak biraz zor oluyor. İşin doğrusunu söyleyeyim yani. Hele bir yaştan sonra daha da zor. Dediğim gibi ara vermemek gerekiyordu. Orada benim de hatam oldu. İşte o zamanlar PUBG Mobile ile birazcık merak saldığım için emülatör tarafında. bayağı oraya bir mesai harcadık. Oraya harcadığım mesaiden dolayı da bu taraf kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuraya hatta bir dört diyelim. Patır kütür çok hızlı geldiler. Evet druidlar orman binicileri patır patır devam ediyorlar arkadaşlar mis gibi ya güzel valla ben çok beğendim ya çocuklar yani maşallah gerçekten zehir gibi oynadılar arkadaşlar bu arada ben giriyorum burada da hani işte burayı dediler arkadaşlar abi sen burayı üçlersin falan filan hesabı buradan girdik böyle burayı bile zor aldık arkadaşlar bakmayın hani etrafa zehir mehir koymuşlar falan hani orada orman binicilerini kaybetmemek için elinden geleni yapmaya çalıştım falan temizlik için işte büyücüleri almıştım da büyücülerin seviyeleri bir tık daha küçük olduğu için ki zaten çok da bir şey fark etmiyor biliyorsunuz büyücüler çabuk hani demeçleri güzel ama hemen bir tık da ölüyorlar ondan dolayı aslında pek kalmam gerekiyordu pek kalar da yavaş kalıyor diye almak istememiştim ama burayı da iyi çıkarttık ama savunma güzelmiş arkadaşlar çok dön dolaş yaptığım için gördüğünüz gibi zaten 28-25 saniye hani bayağı bir zamandan sıkıntıya düşüyorduk az kalsın da neyse yani en azından burayı da kurtardık. Buradan temizlik var. Hemen geri gelelim arkadaşlar. Bir sonraki maça bakalım. Buranın tekrarını izleyelim. Neçt. Neçt değil mi? Aynen. Evet. Şunu çarpı 2 diyelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar Hani bu arada videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Hani ben dürüst konuşacağım arkadaşlar sizlere. Yani tabii ki de içerik üreticilere baktığınız zaman hani ben ilk video atmaya başladığım dönemde ister istemez hani insan bir oyunu oynuyor yani onun içeriğini üretecek ya merak ediyor kimler bu oyunda hani içerik üretiyor vesaire falan ona bakıyordum. Ya izlenmelere falan bakıyordum hani izlenmeler tabii ki de bir PUBG Mobile'ın videoları kadar izlenmiyor şimdi Allah var yani ama nihayetinde hani dedim ki ya işte atıyorum şu adamın şu kadar abonesi var, bu adamın bu kadar abonesi var. İşte bunlar böyle bu kadar izleniyor. Yani çok yüksek gelmedi açıkçası izlenmeler. Hani e, şeyden dolayı yüksek gelmedi. Kıyaslama manasında. Çünkü kitleye baktığınız zaman tabii ki de at, arada uçurum bir kitle farkı var yani izleyici kitlesi farkı var. Ondan dolayı ya dedim bunu da şundan dolayı söylüyorum. Şimdi anlayacaksınız. Ya dedim ben şimdi buraya vid video atsam hani bunu kimse izlenmez. hani zaten ben eski bir kanalı tekrardan ayağa kaldırmaktan ziyade hani bu videoları burada atayım. Hani bu da ikinci kanal olsun. Orası PUBG'di. Hani burası da buradan gider. Yani buraya da en azından bu sayfayı da boş bırakmayayım havasında düşünerek aslında yapmıştı. Arkadaş ben <laughs> videoyu bir attım. Anasını satayım var ya çatır çatır izlenmeye başladı. Dedim ne oluyoruz ya? Hani ben PUBG'ye video atıyordum. PUBG'de videolarım bu kadar izlenmiyordu benim. Hani dedim Allah Allah ya ne oluyor? Demeye kalmadı ikinci video geldi. Ondan sonra üçüncü video. Ondan sonra dört beş derken vallahi arkadaşlar hani güzel izleniyoruz ya. Hani güzel insanlara erişim sağlıyoruz ve gerçekten de hani yorumlar olsun vesaire. E tabi bunların içinde kötü yorumlar da var. Ondan sonra geçenlerde bir tane kardeşimizin yorumu var. Sildim tabi zaten bekletilenleri almış. Baya şey demiş senin videonu bir daha izleyelim ben ta falan diye ne <laughs> bir şeyler yazmış arkadaşlar olsun ya sıkıntı yok hiç problem yok sevene de sevmeyene de saygımız sonsuz saygı çerçevesinde olduğu sürece her türlü yorumunuzu açayım arkadaşlar bakın bunu söyleyeyim hiç sıkıntı yok hani bana şunu çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz abi sen de bot gibi oynuyorsun ya bilmem ne ki oyuna ilk başladığım dönemlerde böyle bir mesaj da almıştım hani o yüzden ben niye çıktım buradan ya? bak konuştukça kafa gidiyor. Bazı şeyler aklıma geliyor böyle sinirleniyorum çünkü saçma sapan şeyler geliyor arkadaşlar hani açıkçası. Onun için böyle kafa gidiyor böyle sinirleniyorum o esnada. Nerede kalmıştık şimdi burada. Şuradan demondan demondan benim 1 2 3 4 5 6 7 şuradan ilerleyelim ya. Buradan zaten anlarız. Pırt Şuradan da bir tık geçelim. Pırt. Burası güzel. Bunu tekrarını izleyelim. Yani diyeceğim o arkadaşlar saygı çerçevesi içerisinde yorumlara istediğinizi yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Hani küfür bilmem ne ıvır zıvır. Hani rencide, rencide konusu çok tartışılacak bir konu arkadaşlar. Hani rencide etme mevzusu birazcık farklı bir konu. Hani atıyorum ben rencide olmam arkadaşlar. Niye rencide olayım ki? Siz sonuç itibariyle benden iyi oynayabilirsiniz. Ben hiçbir zaman bu oyuna başladığım günden beri ben iyi oynuyorum demiyorum ki klandaki çocuklar bile hani Allah razı olsun hepsinden yalan söyleyemeyeceğim çok saygılı çocuklar yani gerçekten çok saygılı ve on numara çocuklar hani şu an inşallah Allah bozmaz hani hiçbirimizi bozmaz bu şekilde bu seviyede bu saygı sevgi çerçevesi içerisinde ilerleriz hani ben bile mümkün olduğunca onlarla eşdeğer şekilde hareket etmeye çalışıyorum hani ben onlara böyle bir Abi geliş. Işte, Oğlum ne yapıyorsunuz falan tarzınla değil, bayağı bildiğin yaşıtları, arkadaşları gibi davranmak için elimden geleni yapıyorum. Onlar da bundan mutlu oluyor. Niye? Daha rahat çünkü benimle konuşabiliyorlar. Şimdi bir insan bir insandan çekindiği zaman arkadaşlar çok rahat bir şey söyleyemez. Gerek yok abi niye çekineceğim? Ben kimim ki benden çekineceksin? Söyleyeceksin abi. Bana yeri gelecek diyeceksin ki abi gel bak seni birazcık eğitelim. De bana bunu ya. Benim için hiç sorun değil. Abi bak şuradan şu şekilde dalarsan buradan bu şekilde dalarsan bak oyunun mantığı stratejisi artık eskisi gibi değil bu şekilde diye öğretebilirler bile arkadaşlar. Ben bu tip şeylerden hiç yani böyle şey olmam hani nasıl diyeyim yanlış anlamam kötü düşünmem. Çünkü dediğim gibi ben zaten bir ara vermişim. Ondan dolayı bu sizin için de geçerli arkadaşlar hani bütün izleyicilerimiz için de geçerli. Bana istediğiniz yorum yazabilirsiniz. Yine söylüyorum küfür. Veya ağır tam olmayacak şekilde yaz abi hiç sıkıntı yok ben okuyorum zaten bütün yorumları okuyorum hiç sıkıntı yok hani spam'a düşmüş mesajları bile okuyorum onun için içiniz rahat olsun İstediğinizi yazabilirsiniz yorumları atın arkadaşlar yani atıyorum örnek veriyorum benim faylama dokunacak şeyleri de yazabilirsiniz onlarda da hiç sıkıntımız yok hani yazın ya sıkıntı yok ve onu yine söylüyorum hani gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde hiç beklemediğim bir durumda gayet güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Valla Allah hepinizden razı olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Yani benim beklentimin bayağı bir üstünde ilerleyen şeyler oluyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ve motive ediyor. E zaten biliyorsunuz sadece Clash of Clans'la sınırlı kalmayacağız. Ana kemik kadromuz ve ekibimiz oturduktan sonra bunu bir tık ileri seviyelere de açıkçası taşımak istiyorum. Şöyle ki istiyorum. Hani farklı ikinci bir oyun ama bu ikinci oyun nasıl olacak? İşte hedef kitlenin yani sizlerin beğeneceği bir şey olması lazım. Hani burada amaç sadece içerik üretmek işte o Allah bereket versin oradan para gelsin değil arkadaşlar. Benim bundan daha çok istediğim tek şey hani insanlarla iletişim kurabilmek. Çünkü ben bunu deli deli saçması gibi burada her gün yapabilirim fark etmez. Sizi içe sayıp ben yalandan çekerim videomu. Atarım anasını satayım. Siz de izlersiniz. Zaten oynuyorsunuz, zaten seviyorsunuz. Oturur izlersiniz, sıkıntı yok. Ama böyle bir saçma bir şey olamaz. Burada önemli olan size beğenebileceğiniz şeyi sunmak. Ondan dolayı da hani ben bunu defalarca sordum sizlere. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz ikinci bir oyun önerisi muhakkak sizden bekliyorum arkadaşlar. Hani bekliyorum yani. Hakikaten bekliyorum. Niye bekliyorum? Ya çünkü Kılaş, 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 kılaş ki bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu ara e, yani tamamen sporcular var, yayıncılar var vesaire. Hani kolay kolay bu oyunu bitiremezsin. Bunu kabul ediyorum, kesinlikle kabul ediyorum. Ama velakin şöyle de bir gerçek var. Yani nihayetinde bu oyunun da kitlesi azalacak bir süre sonra arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki artık böyle yavaş yavaş saçma sapan şeyler yapmaya başladılar. Ha bire nerfler geliyor bilmem ne tamam yükseltmeler de geliyor aynı zamanda ama yani insanları birazcık bıktıracak şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Hani gün gelecek bunun da tahtını oturacak benzer bir oyun illa çıkabilir. Ama en azından öyle bir zaman dilimi içerisine daha girmeden biz ikinci bir oyun yapalım. Canlı yayınlarımızda onu da oynayalım. Onun da eğlencesine bakalım. Onunla da bir bakalım nasıl ilerleyebiliyoruz. Onu da görmüş oluruz arkadaşlar. Bunlarla yani bununla ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına bırakın. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey aslında benim için. Çünkü hep kafamda var ikincisi. Bu oraya da ben girmişim. Dur lan bunu yavaş izleyeceğiz. Bir dakika hop geri gel. <laughs> bunu bir daha izleyelim. Nasıl girdiğimi hatırlamıyorum bile arkadaşlar. Dün o kadar heyecanlıydım ki çocuklar bana bir baskı yapıyor. Çarpı 2 diyelim. Abi alırsın abi yaparsın abi edersin. Lan normal şartlarda bu köylere ben gözü kapalı hiç düşünmeden bile direkt giriyorum arkadaşlar. Hani Klan kalesini hiçbir şey almıyorum, etmiyorum falan. Direkt öyle giriyorum, çıkıyorum. Ama şimdi böyle klan savaşı olup çocuklar da abi sen yaparsın, abi aslansın, kaplansın, kesceler acımaz. Deli misin sen falan deyince ben gidiyorum arkadaşlar orada bir heyecan yapıyorum. Hani şeye baskısı. Hani yağlamazsam mahcup olacağım kafası. Halbuki ne olacak? Oyun yani alt tarafı. Ben bile kimseye bir şey demiyorum. Hani buradan kesinlikle 3 alacaksınız. Bak falan filan tribine girmiyoruz arkadaşlar. Sonuçta biz eğlencesine giriyoruz. Kazanmak bunun ekstra bir ödülü bizim için. Ondan dolayı yani kazanmışsın kazanmamışsın. Çok da yani. Ondan dolayı ben ama çok heyecan yapıyorum. Çocuklar bana öyle abi alırsın biz sana güveniyoruz falan filan dedikçe ben Allah daha da bir gidiyor kafa. Ama güzel aldık burayı. Burayı da aldık zaten aşağıya. Ondan sonra bizim temizlik safhamız kaldı. Burada da son dakikaya kalmıştık galiba değil mi? Aynen. İşte Dağınık köy olunca orman binicilerinin de böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Çok dön dolaş yapıyorlar. Bir de ağırlar ya. Hani yavaşlar daha doğrusu ağırdan kastım. O yüzden orada böyle bir sıkıntı yaratıyor. Allah'tan işte okçu kraliçe yukarıya geldi. Orada özelliğini kullandım. Hızlı hızlı patlatsın diye o çok işe yaradı. Eğer o özelliği açmış olsaydım daha evveliyatında buraya alamazdık arkadaşlar. Yani net söylüyorum ben size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada yukarıda yukarıda aşağıda 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 daha bir dünya maç var. Geçen dediğim gibi şöyle eve dön diyelim biz. Şimdi burada da megaloman gibi oldu. Yani kendi maçını yayınladı videoyu bitirdi bir şey oldu. <laughs> Çocuklar bana var ya içi benim daha içimden geçecekler. Abi ayıp değil bizim videoları niye koymadın diye. Ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi neden bunu bitirdiğimi söyleyeyim. Zaten yüksek ihtimalle bu akşam mesela 10 saat kalmış. Şu an saat kaç? Ee, 11. Tamam. Akşam saat 9 civarı falan aşağı yukarı tahminlerim değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam matematiğim benim çocukken de kötüydü çünkü o yüzden. Bizim klan savaşımız başlıyor. Benim e, şimdi bugün gün içerisinde klandaki çocuklarla konuşacağım, yöneticilerle konuşacağım vesaire işte diğer kardeşlerimizle de konuşacağım WhatsApp grubundan. Eğer ki herkes uygun olursa ki olsun olmasın fark etmez yüksek ihtimalle akşam direkt olarak canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bugün startı veriyoruz. Bugün o start geliyor arkadaşlar. Evet güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Hani bu dediğim gibi yani hepimiz standart şeyler yapıyoruz. Maçı açıyoruz. Evet şuradan Şununa girdi. Buradan bununla girdi. Buradan onu yaptı. Buradan bunu yaptı. Evet güzel olur. Evet anlatması güzel. Keyifli oluyor. Kabul ediyorum. Ama dediğim gibi en azından bugün de bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hani kırmayın beni bunu da böyle kabul edin. Evet tekrar ediyorum bugünkü 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tekrardan bu videoya sıkılmadan eğer buraya kadar izlediyseniz öncelikli olarak size gerçekten çok teşekkür ederim. Daha sonrasında kanala abone değilseniz abone olmanızı bu videoyu eğer beğendiyseniz bir beğen atmanızı bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan haberdar olmanızı sizlerden rica ediyorum. Evet arkadaşlar, böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.